Merhaba arkadaşlar, bugün çocuklarımla beraberiz. Bugün değişik bir video konsepti yapacağız. Şehrin içinde, Antalya merkezde küçücük bir dere bulduk. Burada neler yaşıyor? Bakalım içinde balık var mı, kurbağa var mı, böcek var mı, susemenderi var mı, onu araştıracağız. Yakaladığımız canlıları da şu kabın içine koyacağız. Baba çok kaba. Bence olabilir babacığım. Her şey olabilir. O çok nadir. Semender mi? Olsun. Belki yakalarız. Su yılanı olur. Başka ne olabilir? Su kaplumbağası olabilir. Arayacağız arkadaşlar. Çok keyifli olacak. Çocuklarımla beraber bakalım değişik neler çıkacak. Şu sazların içini gezeceğiz. Yosunları gezeceğiz. Daha önce burada akvaryum balığı gibi böyle renkli balıklar çıktığını da duyduk. Hadi başlayalım. İlk olarak kabımıza su doldurarak başlayabiliriz. Bu kadar bir su doldurduk. Kabımız burada dursun. İlk denemeyi Deniz yaptı. Aa, ne kaldı? Oo, iri başlara bak. İri baş. İlk denemede ve daha büyükleri de var baksana. Aha. Abi, bu kurbağanın iri başı bu kadarsa büyüğü ne kadar oluyordur kim bilir. Ayağı var bu iri başın. Daha da var biliyor musun içinde? Bak. Oo, bir su varmış gerçekten. Ben de şurada balıklar gördüm. Bunları almaya deneyeceğim. Çok fazla balık var burada. Aha! Yakaladım. Ne? Akvaryum balığı yakaladım. Akvaryumu ellemek istemiştim hep. Baksana şunun güzelliğine. Bu ne balığı biliyor musunuz arkadaşlar? Akdeniz'in derelerinde bolca bulunur. Buna çiçek balığı diyorlar. Pardon, çiçek balığı mıydı? Evet, çiçek balığı. Merhaba. Baba, merhaba. Nasıl? Daha iki kepçe daldırdık ve bir sürü değişik şeyler çıktı. Hadi sıra sende Deniz. Burada onun dışında lepistes balığı var ya, mani lepistes. Bakalım ne geldi? Şey yok. Bak şimdi bak. Şimdi bak ne yapıyorum? En çok yosunlarda olduk. Evet, bak şimdi. Bir, iki. Benim diğer çekişimde Balık. Allah düştü galiba. Gitti. Çok güzel renkli bir balık vardı. Neyse. Sıra bende. Sıra yok. Ya ben de deneyeceğim. Tamam. Dur bir dakika şurayı bir daha deneyim. Balıkları korkutma da. Bir şey yok. Hadi. Bak babacığım nasıl yap biliyor musun? Şöyle güzel bir yer buldum. Yukarıdan daldı. Şöyle kızlayarak getir. Bak şimdi yüzlerce kurbağa çıkacak burada. Evet, koca koca yirbaşlar bulduk. Bir yirbaş da burada. Diğer yirbaşımızı bana ver. Bakalım. Geçen sivrisinek larvası yakalamıştık. Hatırlıyor musun Deniz? Evet, ben yakaladım. Ondan bulur muyuz acaba yine? Hadi sana bıraktım. Arkadaşlar bakın bunlar biliyorsunuz kurbağalar başkalaşım geçirerek büyüyor. Bunun arka ayakları çıkmış ama ön ayakları henüz çıkmamış. Çok değişik, çok güzel. Bunları akvaryumda besleyen bile var ya. Baba, gel çekin. Ne? Çekin beni. Tamam, çekiyor seni. Hayır, yukarıdan aşağı doğru dağıldı. Var mı bir şey içinde? Kabuk var. Geliyorum oraya. Baba bu hep takılıyor bir şeylere. Evet, babacığım çünkü sen yanlış daldırma şeklin yanlış. Şöyle bak. Alacaksın bunu böyle. Şöyle tarayarak götüreceksin. Sonra bak bu otların altında kesin balık vardır. Şöyle. Bakalım ne çıktı. Hiçbir şey. Şu yosunlara bakalım. Yosunlardan kesin bir şey çıkar. Hayır, burası çok akıntılı ya. Bir de neyse karşıya gidelim. Ya. Ya da şurada sazların altına gidelim. Sazlara gidelim. Sazlara hiç gitmiyoruz. Sen şeyi alabilir misin? Dökmeden. Yılana bak. Kocaman yılan. Yakaladın mı acaba? Kaçırma. Ağzında kocaman bir balık vardı. Deniz sen gördün mü? Gördüm. Buradaydı, ben gördüm.
Görmüşüm abi böyle. Yılan ağzında, ya keşke korkutmadan çekim yapabilseydi. Ağzında da şu kadar bir balık vardı, onu yiyordu. Baba. Vay be çok. Hay yani yılanı yakalasak ne yapacağız? Tutabilecek miyiz? Muhtemelen abi, korkudan balık öleceğiz yani. Ya, balıkları. Baba şuralara tekrardan daldır. Bulalım o yılanı. Dur. Aha kocaman kurbağalar da var burada. Bakın buradan çıkanları seyredin şimdi. Görüyorsunuz tabii ki de bir şeyler çıkartamıyor. Hiçbir şey yok. Bir daha şurayı deniyorum o zaman. Baba o yılları bulmaya tekrardan çalışsana. Tamam. Yine bir şey yok. Şurayı yoklayacağım. Büyük bir kurbağa kaçtı bu tarafa doğru. Hı. Hadi. Salyangoz var. Deniz at bunu içeri. Bunları. Bak küçük bir tatlı su salyangozu. Onun dışında bir şey yok. Ben en çok hayvanın nerede olduğunu biliyorum aha. Hadi oraya gidelim. Baba burada çok güzel şeyler olacağına eminim. Buradan kurbağa çıkar. Yok. Yok. Nilüferlerin altına. Ya çok küçük balıklar var görüyorum. Ama muhtemelen onlar kepçenin deliklerinden kaçıyor. Evet yakaladık balıklar. Kabı getir babacığım. Kabımızı getir. Tamam. Oh. Ah işte akvaryum balığından buldum sonunda. Bakın. Çok değişik bir balık bu dişi. Ben geçen bunun rengarenk olan erkeğini yakalamıştım. Şuna bak. Çok değişik. Aynı akvaryumda beslenen platilere benziyor. Dökmeden getir babacığım. Bir tane burada irbaş kurbağamız var. Küçük leopar desenli bir irbaş kurbağa. Babayı gösterir misin? Getirdim. Gösteririm. Bak babacığım bir tane daha akvaryum balığı yakaladık. Evet kabımızın yakın çekimini alalım. Bir salyangoz. İrbaş nerede? Küçük irbaş attım babacığım. Şu en küçük olan. Hı. İki tane balığımız var. Bunların hepsini en son geri salacağız tabii ki. Ama bakalım ne kadar ilginç şeyler yakalayabileceğiz. Şurada bir dursun. Ben de bir atmak istiyorum. Ben hiç atmıyorum. Babacım bak böyle. Yukarıdan atıp alttan tarıyorsun. Şurada balıkları gördüm. Bir daha deneyebilir miyim? Var bir şeyler. Aa, değişik küçük bir balık yakaladım. Bak onun küçüğünden. Oo. Normalde bunlar kepçenin deliğinden gidiyor ama hızı çektiğimiz için atalım kovamıza. Hop. Balık. Bizimkiler yemez mi bunu? Babacım burada yemez. Belki doğada yiyebilir ama. Boş kabuk mu o? Canlı içinde vardı gördüm. Tamam hadi sıra sende oğlum. Ben bir Selman. Balıklara göz kulak olma görevi sende tamam mı? Kimse almasın balıklarımızı. Çok eğlenceli ya resmen. Çocuklardan daha çok ben eğleniyorum. Baba, efendim oğlum. Baba bir verir misin? Geliyorum babacığım. Onu kim yakaladı? Bilmem abin de olabilir, ben de olabilir. Ben de o yakalamıştım. Balıklara bakın. Çok tatlılar ya. Tamam. Ben atacağım. Baba burada büyük balıklar var şurada. Biliyorum gördüm de onlar uzakta. Hadi ver bana. Balıklar. Bir sürü balıklar gelin. Gelin. Kepçeyi getir. Oha. 3 tane kurbağa var. Abi daldırdığım yerde bir sürü balık vardı. Hepsi kaçıyor. Çok ilginç bir şey. Aa şey buldum. Larva buldum. Larva. Bak. Deniz çok değişik bir larva buldum. Ah kaçtı yosunların. Bak. Bakın arkadaşlar Yusufçuk böceği larvası. Görüyor musunuz? Bak. Görünüyor mu? Evet. İçine koydum. Bak çok değişik bir larva. At babacığım onları. Kovumuza. Şunu da at. Tamam. Baba şuralara da bakalım. Bakalım var mı? Ya çok balık gördüm. Hatta yosunların arasına sıkışıp kalsın kaçmasın diye hızlı çektim. Ama bir şekilde kaçıyorlar ya. Demek ki bize delikleri daha küçük bir file lazım. Hadi bakalım ava devam. Hop bir. Aa balık yakaladı en sonunda. Evet bakın bu da yeni bir tür. Bu da gambusya.
yabani ve pis ses. Gördün mü? Dişi hem de. Allah. Hemen atalım. Bunlar çok dayanıklıdır. Evet, en sonunda ne pis sesimizi de yakaladık. Çeşit ben çeşit balıklar. Al babacığım, ben zaten çok terledim. Bu dolu mu? Bu boş, bu ölmüş. Onu ben atabilmeyeyim. Al babacığım elini, aç avucunu. Arkadaşlar, çocuklarınıza hayvan sevgisi vermek çok önemli. Sonra sokakta gördükleri bir kediden korkup, köpekten korkup arabanın önüne atlıyorlar. Çocuklarınıza her halükarda hayvan sevgisi verin. Kurbağa olur, böcek olur, yılan olur, kedi, köpek, tavşan, hiç fark etmez. Hayvan sevgisini bu çocuklara küçük yaşta aşılamazsanız sonra köpekten korkan yetişkin bireyler haline geliyorlar. Halbuki köpek de biliyorsunuz s**lik yapıyorlar. Kaçanı daha çok kovalıyorlar. Baba. Ne oldu babacığım? Al gözlüğümü de tak o zaman. Of, nasıl terledim. Antalya'nın en sıcak... Vah, karizma. Karizma be. Antalya'nın en sıcak günlerindeyiz. Hava yaklaşık 40 derece. Bayağı sıcak. Biz de böyle buranın çok kalabalık olmadığı bir saati tercih etmek istedik. Baba, iri var. Bunların hepsini sağlayacağız. Getir. Getir oğlum, getir. Aferin sana. Aferin. Küçük iri baş. Şuralarda olması gerekiyordu. Aa bak, kuyruğunu bir şey yemiş. Kuyruğu yok. Bir tanesinin daha böyle kuyruğu eksikti. Bunlar burada bayağı birbirlerini buraya yiyorlar. Buraya önceki geldiğimizde de yoktu. Hadi balık yakalamayı deneyelim şimdi. Kalsın o kova orada. Ben kurbağaları neden yakalayamadığımızı anladım. Baba, kurbağa gördüm. Çamurun içine gömüyor kendini. Bir tane büyük bacaklı kurbağa yakalamak istiyorum da yakaladım galiba. Aa, bu ne? Tamam, geliyorum. İri baş yakaladım kocaman. Şu yeşil kurbağa sürekli kaçıyor benden ya. Ne yakalayamadık? Bu sefer yakaladık mı? Babacım, dökmeden kabı getirebilir misin? Ya da gel sana vereyim, kurbağayı sen götür. Tamam, ver. Ah, iri baş. Ayaklı kurbağa kaçıyor. Selman, sen taşıma babacım onu. Gözlüğümü getir benim. Arkadaşlar, küçük Selman gerçekten zehir gibi bir çocuk. Çok akıllı benim çocuğum diye baba, demiyorum. Gel misin? Ama biraz yaramaz. Ne oldu oğlum? Şuraya bakalım. Şurada bir sürü kurbağa sesi geliyor. Büyük balıklar var. Kurbağanın büyüklüğüne bak. Hadi lan, şimdi taşla göreyim. Yine kaçtı vallahi. Sadece kaçtı. İri başlar. Ooo, bir sürü iri baş. Babacım, ama bacaklılar nasıl kaçıyor, ben onu anlamıyorum ya. Bacağıyla kaçıyorlar. Mantıklı. Neyle yakaladın diyor ya, elim inen dayı, elim inen. Ne yakaladık? İri baş var bir sürü, başka da bir şey yok. Bir sürü iri baş var. Hadi son kez bir daldırıyorum, sonra kovumuzun olduğu yere gidiyoruz yine. Baba, burada ter döküyorum. Bir iri baş. Bir iri baş daha. Bir iri baş daha. Başka da yok galiba. Var mı? Yok. Olmalı ben başka yerlere gidiyorum. Balık yakalayacağım artık. Al babacığım bunu. Derenin karşı tarafına geçelim. Biraz da orayı yoklayalım. Baba. Yakaladık. İçine kaçtı. Kendine kaçtın, bize yakaladın. Hadi yakala. Baba, ben yakalayacağım. Hadi yakala, attık onun içine. Parmağın arasından kaçtı. Burada. Yakaladım. Deniz, hiç kurbağadan korkmuyor musun? Korkmuyorum. Baba, çıkardın yine. Çok tatlı ya, şuna bak. Al evde besle. Tamam oğlum, bir gösteriyorum kameraya. Allah! Yine kaçırdın ya. Baba, sen göster kameraya dedin. Çek. Su emenleri gibi kaçıyor. Su emenleri. Su semenderi gibi mi kaçıyor babacığım? Evet. Şöyle bir kurbağacık. Dedi, ne oldu lan dedi, yıllardır ya da aylardır yüzüyordum burada, bir şey yok. Nerede babacığım, bir tane vardı. Deli baş üstüm. Bak, deli baş. Deli baş değil babacığım. İri baş. Deli baş ne? Salyangoz bulduk. Neydi ismi? İri baş. Deli baş. Kurbağa larvasına iri baş denir arkadaşlar. Selman'ın deli başı. Deli baş. Deli baş. Baba, şurada büyük balıklar gördüm ama birazcık uzaktan. Ben de gördüm ama onlar çıkıyor babacığım, kepçe çekil. Kepçenin içinden çıkıyorlar ama. Bak, şu ilerisi de dolu mesela. Bak, bunun altında olmama ihtimali yok normalde. Ama gel gör ki kaçıyor.
Baba kurbağa sesleri geliyor oradan. Kocaman bir baş daha. Evet. Baba. Bence güzel bir av oldu. Bitirelim ya. Hayır. Bak bunun da arka ayakları çıkmış. Baba bitirmeyelim daha. Tamam biz devam ederiz babacığım. Bunları hadi şimdi gelin salalım. Hep beraber elimizle salmaya gidiyoruz. Kurbağayı salmıyorum. Kurbağayı salmıyorum. Dur hadi gel. Kurbağayı. Evde. Kurbağayı mı elde aldı? Evde. Böyle dökelim mi? Evet dökelim. Sonra onların gidişini izleyelim. Biraz daha su alalım şöyle. Buz gibi. Oh oh oh. Sana bir daha yakalarım sen. Gitti kurbağa. Bakın 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 özgürlüğüne. Sesleri çıkıyor. Evet babacığım. Hoppa. Evet. Hadi eve gidelim. Hadi bakalım. Arkadaşlar dereden kurbağamızı bitirdik. Çok güzel canlılar yakaladı. Gördüğünüz gibi şehrin ortasındaki küçük derede bile inanılmaz bir canlı çeşitliliği var. Bugünün kahramanı denizdi. Neler yakaladın babacığım? Yavaşlar. Kurbağalar. İri başlar kurbağa. Sen hiç balık yakalayabildin mi? Yakaladım. Ama yusufçuk böceği larvasını da sen yakaladın sanırım. Baba. Öyle takipçilerimiz bizim kanalımıza abone olsunlar mı babacığım? Arkadaşlar çocuklara deniz ve balıkçılık keyfini aşılamak çok önemli. Arkada bir tane kurbağa var bıraklıyor. Onu dahil edemedik videoya. Beğendiyseniz like atın, abone olun. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Bir bak, kurbağa.